Bu İngiliz sanatına yapacağımız yolculuğun ilk odası. Bu oda 1540'lardan 1650'lere uzanmakta. Yani 8. Henry'nin hükümdarlığının son dönemlerinden 1. Elizabeth ve Armada'ya, 1. Charles ve 1640'lardaki iç savaş dönemine kadar. Yani İngiliz sanatının hem uzun hem de olaylı bir dönemini kapsamakta aslında. Bu resim Tate koleksiyonunun en gözde ve ikonik parçalarından biri. Çünkü çok sıra dışı ve çarpıcı. İrlandalı piyadelerin giydiği düşünülen bir elbisenin betimlemesini görmekteyiz. Çıplak ayaklı olmalarının sebebi ise İrlanda'nın bataklık alanlarından geçebilmelerini sağlamak. Yüzbaşı Thomas Lee, İrlanda'da aktif bir askerdi. Bu dönemde ihanet ettiğinden şüpheleniliyordu. Bir hain olduğu düşünülüyordu. Bu portre büyük ihtimalle onun kraliçeye sadakatini göstermek için yapıldı. Daha fazla sermaye ve daha fazla askeri garantilemek istiyordu. Böylelikle kraliçe adına İrlanda'yı kolonileştirebilecekti. Bu çarpıcı eser, bu dönem İngiliz sanatı için oldukça sıra dışı. Çünkü oldukça dolu bir natürmort sergiliyor. Natürmort resimler İngiltere'de 17. yüzyılın son dönemlerine doğru oluşmaya başlamıştı. Bu resim, sanatçının bahçıvanlık ve bitki yetiştirmek gibi konulara duyduğu ilgiyi de gösteriyor bizlere. Bu tarz bu dönemde oldukça moda olmuştu ve Nathaniel Bacon da büyük ilgi gösterdi bu tarza. Burada çeşitli üzümler görüyoruz ki üzüm Amerika'dan daha yeni gelmeye başlamıştı. Kadının yakınlarındaki kavunlar ise kendi bahçesinde yetişen ürünler. Sanatçı üst tabakaya ait bir kişiydi. İngiltere'nin önemli baroneslerinden birinin oğluydu. Profesyonel olarak resim çizmesine gerek yoktu. Kendi zevki için resim yapıyordu. Bu resme ilk baktığınızda yeni doğan çocuğa atfedilmiş bir kutlama tablosu olarak düşünebilirsiniz. Anne yatakta, ebe bebeği tutuyor. Ama yakından baktığımızda ebe olarak varsaydığımız kadının statüsünün daha düşük olduğunu görebiliriz. Ve yataktaki kadın ise solgun ve ölüm döşeğinde. Yataktaki kadın ölmüş olan ilk eş ve yatağın kenarında oturan kadın ise sonra gelen ikinci eş aslında. Bu resim portrelere ve insanlara odaklanmasından dolayı dönemin İngiliz sanatını tamamen yansıtmakta. Aile ve statüyü gösteriyor. Ve bunlar İngiliz sanatının erken dönemlerinde baskın olan öğelerdir.